Arkadaşlar selamlar. Ukrayna, Lviv, Lunok Meydanı'ndan görüntü alıyorum. Sizlere hem şöyle bir kısaca Lunok Meydanı'nı göstereceğim. Sağında solunda ne var ne yok. Burada ne yapılır onları göstereceğim. Hem de bir muhabbet edeceğiz. Aslında geçen yıl geldiğimde bu kayda benzer bir kayıt yapmıştım. Hala yayınlamadım onu. Vakitsizlikten. Bazı kısımlarında o kayıtları da mixleyip bu videonun içerisine koyacağım. Şimdi öncelikle çevre hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Gördüğünüz bu bina Lviv Belediyesi ve tam tepesinde şu görmekte olduğunuz City Hall dedikleri saat kulesi var ve tepesine çıkıp etrafı seyredebiliyorsunuz. Geldiğinizde muhakkak çıkmanızı tavsiye ediyorum. Girişte tam bu belediyenin içinden girişler ücretli. Bununla ilgili video çektim. Belki bu videoyu sıkıştırırım ya da ayrı bir video olarak aktarırım. Diğer bir bilgi hemen yeri gelmişken. Burada tramvay geçer. Genellikle bu yol trafiğe kapalı. Trafiğe kapalı diye rahatlamayın. Tramvaya dikkat edin. Ezilmeyin. Gerçi oldukça kontrollü sürüyorlar. Sadece belediyenin bir köşesinde, bir kenarında bu tren yolu geçiyor. Lviv'de genellikle eğlenceler, halk, turistler bu gördüğünüz belediyenin etrafında eğleniyorlar. Tam dört kenarı olan bir meydan burası. Eskiden pazar olarak kullanılıyormuş. Şu yeni gelen arkanızda gördüğünüz trenlere de binip hemen bunlar da belediyenin önünden kalkıyor. Şimdi belediyeye doğru yanaşacak o. Bir saatlik bir tur attırıyorlar. Lviv'in etrafında çeşitli binalar, yapılarla ilgili bir saatlik bir bilgi veriyorlar. 100 grivna bu turun bedeli ve içerisinde kendi kulaklığınızı takabileceğiniz çeşitli dillerde çeviriler var. Aynı anda Türkçe çeviri de kulaklığınızdan alabilirsiniz. Yanınızda kulaklığınız yoksa 20 grivna verip bir kulaklık satın alabiliyorsunuz. Şimdi hemen bu yoldan devam edeyim. Bu yolda ne var ne yok. Şu belediyenin etrafında döneceğim arkadaşlar. Ah, şehir sanatçıları, gençler buralarda hep müzik çalarlar, eğlenirler. Ben Kiev'de daha çok eğleniyorum. Burası biraz daha butik, lokal. Hemen hemen tam burada dönüyor. Her şey, yapacağınız tüm etkinlikler, tüm aktiviteler bu binanın etrafında. 2 veya 3 gün burası için yeter. Daha fazla vaktimi Kiev'e ayırıyorum ben ziyaretlerimde. Burada trenler durmuş. Herkes buradan treni biniyor. Her yarım saatte bir, 15 dakikada bir kalkıyor bildiğim kadarıyla. Tam şu 14 nolu binanın bulunduğu yerde Krivka var. Krivka internette görmüşsünüzdür. Eskiden bir sığınma noktasıymış. Kapıyı çalıyorsunuz. Hemen içeri girdiğinizde karşınızda tahta bir kapı bekliyor. Kapıyı çalıyorsunuz. Bir asker kapıyı açıyor. Şifreyi soruyor size. Slava Ukrayini demeden de sizi içeri sokmuyor. 6
tünel gibi, sığınma noktası gibi kafe. 24 saatte açık. Bilginiz olsun. Orayı da gezebilirsiniz. İnternette videoları mevcut arkadaşlar. Videolarına bakarsınız. Ben çektim ama kaliteli olduğunu bilmiyorum. Atar mıyım, atmaz mıyım? Belki küçük bir görüntü atarım. Az bir sıra var. Sol tarafta giriş için bekleyeceğiz. No. Slava Ukraine. Heroin Slava. Закрывайте двери. Close the door. Okay. Can I record here something? No. Yes, sure. Me. Okay. Thank you. Thank you. А ты себе хочешь? Спасибо. Exit to the right. Okay. Şimdi amcam biraz tripli. Kendisini çekmemi istemedi asker ama aradan çekebildim. Buradan yemeğe gidelim. Sağa dönüyoruz. Mekan burası. Arkadaşlar mekan güzel. Hello. Two people. Okay, follow me. Спасибо. Hello. Oh no. Bonjour. İleride sizi başka bir sürpriz karşılıyor. Kripka gerçekten konsept olarak 10 numara bir yer. Burada hediyelik eşyalar var. İstediğin hediyelik şeyleri buradan alabilirsiniz. Hemen yanında tam şu noktada Drunk Cherry'miz var. Drunk Cherry vişne likörü, Lviv'e has. Burada gençler, turistler gece boyunca devam ediyor burası. 2'ye kadar çalışıyor. Hem içkilerini içiyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Bu meydanda akşamları görebileceğiniz en aktif mekanlardan biri burası. Diğeri de Beer Theater. Onu da göstereceğim. Drunk Cherry'nin önündeyiz. Rinok Meydanı'nda akşamları bu gördüğünüz küçük mekan tıklım tıklım oluyor. Önünde insanlar bu şekilde kiraz likörlerini içerek, vişne likörlerini içerek sosyalleşiyorlar. Likörler ucuz. Likör almak için insanlar sıradalar. Şu şekilde bardakta veriyorlar. Dilerseniz bu şekilde hediyelik de alabilirsiniz. Şu gördükleriniz 395 grivna.
375 grivna, 05'li 215 grivna, 'Onun yanında, bu yolda, gelmişken göstereyim, Mazo Cafe var. Duymuşsunuzdur. Mazo Şişmin. Bulucularından mı diyeyim, kurucularından mı diyeyim? Adı neyse bilmiyorum. Onun önünde heykeli bulunduğu bir yer. Bunu da göstereyim size hemen. Hiç olmazsa geldiğinizde ne nerede var hemen görürsünüz. Biliyorum internetten, diğer kanallardan bu kafeleri gezeceğiniz, dolaşacağınız yerleri araştırıyorsunuz. Kafanızda soru işareti kalmasın. Ne nerede hızlı bir şekilde bulabilin. Buradan devam ediyoruz. Şu an önü yapım aşamasında. Tadilat var burada. Burada heykel var. Heykelin cebine de elinizi atıyorsunuz. Umduğunuzu tutuyorsunuz. İçerisi böyle. Girdim. Pek beğenmedim. İşte ne yapıyorlar? Kırbaçlıyorlar. Çeşitli mazoşist. Eğer biliyorsanız uygulayabilirler veya partnerinizle uygulayabilirsiniz. Bunun için size ortam sağlıyorlar. Bazen giriyorsunuz, hiçbir etkinlik yok. Öyle biranızı içip çıkıyorsunuz. Keşke bir kırbaç bari yeseydim diyorsunuz. O da yok. Ben girdim, bir kırbaç bile yemeden çıktım. Bu arada çok kişiden duydum çevremde. Ya bir kırbaç bari yeseydik diye. Böyle şeyler olabiliyor. Gittiğinizde her zaman çok aktif değil arkadaşlar. Çıkalım. Nerede kalmıştık? Tam burada kalmıştık. Bu köşeden devam edeceğim. Bu yoldan da devam ettiğinizde arkadaşlar, şu an ismini unuttum ama videonun bir yerlerine yazarım. Şu ambulansa da yol vereyim. Videonun bir yerlerine yazarım. Barbekü. Böyle et yapılabilecek işkence aletlerinin olduğu bir konseptte bir kafe var. Onu nasıl gideceğinize dair bir video çektim. Atacağım o videoyu. Geçen yıl çekmiştim onu da. Bu yoldan ilerliyorsunuz. Trafik ışıklarından sağa dönüyorsunuz. Zaten sağa döner dönmez tam o noktadan videoyu çektim. Biraz bulmak zor orayı. Orayı gelecek videolarımda bulabilirsiniz. Burası arkadaşlar Coffee Manufacturer. Buranın da ünlü kahveleri var. İçeride alkollü, alkolsüz, sıcak, soğuk kahveler var. Bahçesi çok güzel. Bahçeden bir görüntü almak isterdim size ama şu an kapalı. Bir de buranın altında tüneller var arkadaşlar. Baretle giriyorsunuz. Karanlık bir konsepte. Size fire show yapıyorlar. Ateşle show yapıyorlar.
Aşağı inerseniz biraz bunaltıcı. Burada öncelikle şeye dikkat edin. Aşağı indiğinizde karanlık bir ortam ve tahta, ahşap masalar var. Karanlık bir yer olduğu için genellikle hep kahve falan dökülüyor bu masalara. Oturduğunuzda hemen oturmayın, eşyanızı hemen koymayın, bir elleyin masayı ve oturacağınız yeri. Kirlenmeyin çünkü aşağısı kirli. Baret takıyorsunuz, girerken size bir baret veriyorlar, kafanızı vesaire vurmayın diye. Kahvenizi böyle bir ateş tabancasıyla önünüzde yapıp size servis ediyorlar. Burası da böyle bir yer. İçerisinden hediyelik eşya da alabilirsiniz. Burada kahve çekiyorlar. Bu alan hediyelik eşyaları alabileceğiniz alan. Türlü türlü kahveler var. Böyle devam ediyorsunuz. Far show aşağıda. İşte bir okay, thank you. Tam bu noktada bu kafede güzel bir bahçe, güzel bir kafe. Dün akşam etkinlik vardı, güzel bir dans vardı. Dansın adını bilmiyorum. Onun videosunu araya sıkıştıracağım. Onu da bir görürsünüz. Hello. Bu yolu devam edeceğim. Etrafta, belediyenin etrafında dönüyoruz. Hani yürüme mesafesiyle baktığınızda 45 saniyede veya 1 dakikada belediyenin bir kenarını yürürsünüz arkadaşlar.
birçok ünlü kafe, restoran hem bu çevrede hem de birer arka sokaklarında var. Bunlara ulaşabilirsiniz. Ben yoluma devam ediyorum. Geçen yıl geldiğimde o da duruyor galiba. Tam bu noktada bir konser alanı vardı. Ukrayna'nın kurtuluş günüymüş. Bu noktada etkinlik düzenlediler. Onlardan da birkaç video aktarırım. Bir köşesine daha bitirdik. Şu an üçüncü kenarı dönüyoruz. Şu alanda hediyelik eşya satanlar, çerez satanlar mevcut. Tadım yapabilirsiniz. Hediyelik eşya alabilirsiniz. Bu kafeyi ve şu kafeyi denemedim ama Living Croissant'ları ünlüdür arkadaşlar. Bir tadın derim. Live'e gelmişken, bu arada biliyorum Live değil Live ama dilim öyle alıştı artık. Hep Live diyorum. Bu köşede çok fazla bir şey yok. Bu köşeyi devam edeceğim ben. Şurada aroma kahve var. Kiev'de ve Lviv'de çok görürsünüz. Ben Kiev'dekileri daha çok beğeniyorum. Buradakinin tadını beğenmedim. Aşağıya doğru devam ediyorum. Şu tam karşımızda şu bina Pravda olarak geçiyor. Pravda. Thank you. Pravda Beer Theater. Zemin katıyla beraber iki katlı, pardon, zemin katını da sayarsak üç katı var. Burada akşamları canlı müzik eşliğinde caz müzik dinleyebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla caz çalıyorlar. Biralar uygun. Zaten Ukrayna'da içebileceğiniz en uygun içecek bira kahveden ucuz. Suya 10 lira veriyorum. Thank you Cola'ya da, pardon, 10 grina veriyorum. Teleko Cola'ya da 11 grina veriyorum. Burada akşamları da diğer, size biraz evvel bahsetmiş olduğum kalabalık mekanlardan biri de burası. Buraya muhakkak gelin. Eğlenirsiniz. Çeşitli biraları var. Çeşit çeşit biraları var. Hem küçük bira alabilirsiniz. Hem de çeşitli kurumlardan ödül almış. Değişik değişik biraları var. Biranızı alıp dışarıda da içebilirsiniz. Şişeyle alıp yanınıza da götürebilirsiniz. Veya içeride içebilirsiniz.
bilirsiniz. Saat 7 civarı insanlar yukarıda yerini alıyor. Bu nedenle 7'den biraz önce gelmenizi tavsiye ederim. Burada çeşit çeşit biralar var. Hediyelik eşyalar var. Dilerseniz buradan küçük biranızı alabiliyorsunuz. Buralarda içeride biranızı içebiliyorsunuz. Her yerde olduğu gibi Lviv'de burada da kitaplar ile ilgili bir köşe yapılmış. Biraz daha ileriye doğru gideyim. Bunlar hediyelik eşyalar veya süs niyetine alabileceğiniz bardaklar, tişörtler, biralar. Hemen fiyatlarını da göstereyim. Yine hediyelik anahtar. Şimdi en alt kat bu şekilde ama üst katta insanların oturup eğlendiği ve canlı caz müziğin keyfine vardığı iki katlı bir salon var. Şimdi aradayız. 3 saatlik programda saat 7'den akşam 10'a kadar, saat başından yani 7'den 7.45'e kadar canlı müzik devam ediyor. 7.45'ten sonra 15 dakikalık bir dinlenme molası veriyorlar. Sonra 8'de tekrardan başlıyorlar. Bu saat 9.45'e kadar devam ediyor. Burası birinci katımız. Girişte size görevliler yardımcı oluyorlar. Masalar genelde dolu olduğu için birinci katı sattım, ikinci katı çık gibi yönlendirmeler yapıyorlar. Ben yerimi ikinci katta son masada buldum. Son bir boş masa vardı. Burada yerimi aldım. 15 dakikalık mola da size burayı anlatayım istedim. Burası da son katı. Keyifli, eğlenceli. Dilerseniz Vinok Meydanı'nı gören yerden de masanızı tutabilirsiniz ama rezervasyon gerekli olabilir. Buradaki köşedeki masalar için ben rezervasyonsuz yer bulabildim.
Basiliko. Burada genellikle ben ya pizza yiyorum ya da spagetti tarzı şeyler yiyorum. Pizzası fena değil. Sadece ekmeğinin tadını beğenmedim. Belki benim damak tadıma uymuyor. Ama deneyebilirsiniz. Kötü değil. Tam bu köşede de Kişer diye mi okunuyor? Yok. Kifer olabilir. Tam bilmiyorum nasıl okunduğunu. Burada da Ukrayna'nın yöresel yemeklerinden yiyebilirsiniz. Tam bu arada herkesin Lviv'de gitmek istediği ünlü restoranlardan Pachevski var. Geçen yıl buraya geldim. Bir sabah kahvaltısı yapayım diye. Sabah kahvaltısıyla ünlü. Sabah 9.15'te geldim. Saat 11'de hala kuyruk bekliyordum. Saat 11'de tam içeri giriyordum. Sıra bana geldi. Dediler ki kahvaltı bitti. Artık size öğle yemeği önerebiliriz. Burası kuyruk oluyor. O videoyu da ekleyeceğim. Buraya koyacağım. Sabah kahvaltısı niyetine geldim. Tam bu restorana girişi hemen buradan, şu noktadan giriş yapıyorsunuz. Müzik sevmiyoruz, müzikten uzaklaşalım. Sonra videoyu kırpmak zorunda kalıyorum. Buraya gelecekseniz erken gelin arkadaşlar. Yoksa kahvaltınızı yapamazsınız. Gerçekten sıra oluyor. Videonun sağ sonuna ekleyeceğim. İçeride güzel bir kahvaltı yapacağınız yer var. Günaydın. Lviv'de Pachevski restoranın önündeyiz. Sabah sabah kuyrukta beklemeyi istemem ama yapılır mı? Yapıyoruz. Kahvaltı yemek için yaklaşık 15 dakikadan beri buradayız. Saat 9. Bu restoranın hem akşam yemeklerinin hem de sabah kahvaltısının güzel olduğunu söylüyorlar. Biz de bir görelim. Bu insanlar niye bu kadar çok kuyrukta bekliyor? Bir sabah kahvaltısı için değer mi? Düşüncesiyle görmek istedik. Kahvaltısının çok bir esprisinin olmadığını söylüyorlar. Açık havada ve ortamın güzelliğinden dolayı burada kahvaltı yapmanın keyifli olduğunu söylüyorlar. Pachevski restoran aynı zamanda Lviv'in vodka ve bira üreticilerinden Kumpel grubuna ait. Lviv'in güzelleşmesinde Kumpel ailesinin epey etkileri olmuş. Biz de bir göreceğiz. İçeriden de size kayıt almaya çalışacağız. Devam edelim. Tek bir kenarımız kaldı. Orayı da tamamlayalım. Bir tiyatronun yanından devam ediyoruz. Bu noktada genellikle bu alanda ya dans edenler oluyor, gösteri yapanlar, şov yapanlar. Ya müzik çalanlar oluyor. Ya da böyle sağda solda oturan, eğlenen insanlar oluyor. Bu noktayı gördüğümde iyi oldu, hatırladım. Bir bilgi daha vereyim.
Aa, bu arada şu aralarda falan kapılardan geçince güzel kahve içebileceğiniz yerler var arkadaşlar. Aralara dalın, arka sokaklara dalın. Burada. Tam şu noktada, şu kapıdan içeri girdiğinizde information, bilgi servisi var burada. Merkezi var. Şöyle yaklaşayım, onu da görün. Belediye binasının köşelerinden birinde. Geçen yıl burayla ilgili de video çektim. Bu yıl da uğradım. Buraya girin. İngilizce biliyorlar. İçeride bir living haritasını alabilirsiniz. İki, etkinlik listesini sorabilirsiniz. Bu hafta neler var? Haftalık bir etkinlik listesi veriyorlar. QR kod yapmışlar. Masalarına QR kodu yapıştırmışlar. QR kodla okutup etkinlik listesini görebiliyorsunuz. Benim cihazım QR kodu okumakta zorlandı. Bu nedenle dedim, hani kağıtta veriyordunuz geçen sene. Bir A4 kağıdında bu haftanın listesini verdiler. İşte nerede fuar tarzı şeyler var. Hangi kafede, hangi restoranda neler var. Ne tarz etkinlikler var, operada ne var. Hepsi yazılı. Buraya girin. Hem harita alın. Etrafta nelere gezebilirsiniz. Kiev'in nerelerinde. Turistik haritanızı görmüş olursunuz. Hem de etkinlik listesini görmüş olursunuz. Kafanıza göre etkinliklere size uyan katılabilirsiniz. Buradan içeri girdiğinizde hemen sizinle ilgileniyorlar. Hello. Burada ücretsiz dağıtılan şeyler var. Tur kitapçıkları var. Bunların çoğu bildiğim kadarıyla ticari. Bunun dışında buradan kitapçıklarınızı alabiliyorsunuz. Her birinin üzerinde farklı farklı diller var. Hangi dilde istiyorsanız. Türkçe göremedim. Türkçe yok ama İngilizce muhakkak var. İngilizce kitapçıklarınızı alabilirsiniz. Şöyle harita veriyorlar. Bu harita da güzel, işe yarayabilecek bir harita. Buradan gerekli bilgileri alıp Lviv'de dolaşabilirsiniz. Buraya uğramadan çok fazla ne yapacağız diye karar vermenizi tavsiye etmiyorum. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Tam bu noktada da şurada dövizinizi bozdurabileceğiniz bir yer var. Başladığımız noktaya geri döndük. Yolun bu tarafından aşağıya gidecek olursanız da tam buraya devam ederseniz trafik ışıklarının oradan şurada hemen 3 dakikalık bir yol. Sağa döner dönmez opera binasına erişiyorsunuz. Hem Kiev'de hem Lviv'de her gelişimde muhakkak operaya gidiyorum arkadaşlar. Farklı bir sanat. Maalesef biliyorsunuz Türkiye'de güzel bir opera binamız yok. Bu nedenle hem Kiev'de hem Lviv'de ben gelmişken bu fırsatı kaçırmıyorum. Muhakkak operaya gidiyorum. Onunla ilgili de bu akşam gideceğim. Onunla ilgili de video çekeceğim. Atacağım size. Unuttuğumuz başka bir şey var mı? Hemen hemen kalmadı. Birkaç video var Lviv ile ilgili atacağım. Kanalı takip edin. Belki öğrenmek isteyeceğiniz birkaç bilgiyi daha bulabilirsiniz. Bununla ilgili son bir bilgi vereyim. Videoyu sonlandırmadan. Lviv'de alışverişle ilgili çok fazla video çekmedim. Kiev'de videolar çektim. Alışveriş merkezlerini göstermeye çalıştım. Bunları da parça parça atacağım. Ama genel bir bilgi olsun. Giyim pahalı. Elektronik eşya, cep telefonu vesaire. Zaten biliyorsunuz Türkiye'deki son durumla buradan alınmaz oldu. Yani burada eskiden bir 2 yıl önce ben telefon aldığımda avantajlı oluyordum ama şimdi avantajlı değil. Bu gelişimde
Libby'den ne aldım? Bir webcam aldım bilgisayarıma. Ucuza buldum, denk geldi. Bu tarz böyle elektronikte cep telefonu vesaire olmayan ama ya ihtiyacım var diyeceğiniz şeylere bir fiyatlarını sorabilirsiniz. Örneğin bir webcam hemen ünlü Türkiye'deki alışveriş sitelerinden birkaçına baktım. 250 liralık bir webcam'i burada 500 grivneye aldım. Yaklaşık 104 lira ediyor bugünkü kurla. Saatime bir kordon istiyordum. Türkiye'de bulmakta zorlanıyorum. Artık modeli geçti saatin. Türkiye'de ve Samsung'un kendi sitesinde 250 liraya falan veriyor kordonu. Yine burada 600 grivneye buldum. O da herhalde 120 lira falan ediyor. Hem Kiev'de hem Lviv'de bu tarz şeyleri şöyle bir geçmişken araştırabilirsiniz. Burada da Lviv Forum diye bir AVM var. Tam yeri neresi? Opera binasını tam karşınıza alın arkadaşlar, girişini. Sol tarafındaki yoldan dümdüz ilerleyin. Aşağı yukarı 7-8 dakikalık bir yürüyüş yapacaksınız. Google Map'ten de işaretlersiniz, görürsünüz zaten. Lviv Forum diye. 7-8 dakikalık bir yürüyüşle opera binasının arkasına doğru yürüyeceksiniz. O caddeyi takip edeceksiniz. Rahatlıkla bulursunuz. Güzel bir alışveriş perkesi. Kötü değil. Başka da aktaracağım bilgi kalmadı Lviv'in bu merkeziyle ilgili. Lviv merkezinden, Rinok Meydanı'ndan benden bu kadar arkadaşlar. Sorularınızı sorun. Mümkün olduğunca aktarmaya çalışırım. Benzer videolar, hep böyle bilgi içerikli videolar gelmeye devam edecek. Artık eğlenceyle ilgili videoları başka kanallardan takip edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.